YouTube. Türkiye Garaj sizler için açık. Evet arkadaşlar, Garaj Türkiye hoş geldiniz. Yeni video ile karşınızdayız. Bugün Acer Esper 5 N22C6 model numarası. Buna format atarken VDM'yi nasıl kapatacağınızı göstereceğim. Format atarken hard disk, yani üzerindeki SSD'yi göremiyorsunuz. Bu da sizin için bir sıkıntı olacak. Açma kapama tuşuna bassınız. Bunun bir de açılışı farklı. F2 ile arayüzüne giriyorsunuz, BIOS'a giremedik. Durduralım. Şimdi bilgisayarı yeniden başlattık. F2 ile BIOS menüsüne gireceğiz. Açılırken. Bunda UEFI BIOS yok. Burada main kısmına giriyorsunuz. Main kısmında görmüş olduğunuz gibi kapatacağımız kısım kapalı. Yapacağınız olay Ctrl S tuşuna basılı tutuyorsunuz. Ve şöyle ekran açıldı. Açıldıktan sonra şurada VDM controller kısmı var ya, onu normalde enable, disable yapacaksınız. Disable yaptıktan sonra yeniden başlatıp işte burada isterseniz F12 seçeneği de açıp boyusu da şey yapabilirsiniz. Şurada görmüş olduğunuz F12 menüsü. Şöyle gösterelim. Altta da VDM controller. F12 de kapalı, onu da açarsınız. F12 tuşuna basarak BIOS'a geçiş yapabilirsiniz. BIOS'a geçiş yaptıktan sonra hard diskinizi görecektir. Bu ara RAID programları falan var. Onlarla uğraşmayın. Direkt bunu deneyin. Ben o RAID programlarını indirmek için uğraştım, kurdum, şey yaptım. Bir faydasını görmedik. Hala hard diski görmüyordu. Onu açtıktan sonra zaten şurada boot'u görmüş olduğunuz gibi Windows'u kurduktan sonra Windows Boot Manager kısmı çıkacak. Buradan da flash belleği F12'yi açamazsanız şayet şey yaparsınız. Şimdi biz Toshiba Trans Memory'yi kullanıyoruz. Onu birinci seçenek olarak F5 tuşuyla alırsınız. Direkt flash bellekten başlama yapar. O işlemi yaptıktan sonra Excite yapıp ya da F10 Yes tuşuna basarak şu şekilde yeniden başlatabilirsiniz. Başlattıktan sonra dediğim gibi boot menüsü açıldığında hard disk'i göreceksiniz. Ona göre format atarsınız. Şimdi gelelim makinenin teknik özelliklerine. Makine i5 12. nesil. Üzerinde 240 GB SSD var. M.2 SATA büyük bir ihtimal. Şurada Full HD 1080p parlak bir ekranımız var. Şuradan özelliklere bakalım. Şurada 12.450H 8 GB RAM. DDR4'tür büyük bir ihtimal. 5 de olabilir, onu emin değilim. Görev yöneticisine başlatalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şu anda bellek %40.000'lerde 4 GB kullanıyor, yaklaşık 3.5 GB. Bunu kurarken FreeDOS olarak aldığınızı varsayarak, zaten lisanslı sürüm alırsanız sıkıntı yok da, FreeDOS olarak aldıysanız yanınızda bir tane USB mouse'unuz olsun. Şöyle gösterelim. Kablolu ya da kablosuz. Artı bir tane de kablosuz alıcınız olsun. Neden diye soracaksınız. Bunu kurarken USB portları çalışıyor ama üzerindeki touchpad'i çalışmıyor. Şurada görmüş olduğunuz touchpad'i. Bunu Windows'u kurduktan sonra, driverlarını kurduktan sonra şey yapabilirsiniz. Windows format attıktan sonra, internete de bağlantı yaptıktan sonra Driver Booster diye program var. Driver güncelleme programı. Onu kurduktan sonra size Wi-Fi'sini bulabiliyor, kablosuz alıcısını. Artı touchpad çalışmaya başlıyor. Artı USB 0 portlar çalışmaya başlıyor. Tek sıkıntınız ses kartının çalışmaması. Yani bizdeki driver booster güncelde belki kurabilir, bilmiyorum da. Şurada görmüş olduğunuz gibi ses kısmı çalışmayacak. Onun için de ben size bir link veririm. Driver Space diye bir program var. Oradan driver'ını indirirsiniz. Onu da gösteririm size. Hatta nasıl yapacağını da gösterelim. Şuradan geçmişten bakalım. Evet. Orada ses kartını şey yapabilirsiniz. Ayrıntılar kısmından. Onu da göstereyim size. Şurada bilgisayarın üzerine geldiniz. Özellikler yaptınız. Aygıt yöneticisine girdiniz. Telefon önümde diye göremiyorum şu anda. Ben yandan bakıyorum, kusura bakmayın.
aygıt yöneticisinde ses aygıtları var. Normalde siz de zaten burada şey Realtek olarak göreceksiniz ses aygıtını. Orada sağ klik özellikler yapıp yani şu şekilde. Ondan sonra ayrıntılar kısmına giriyorsunuz. Ayrıntılardan donanım kimliğine giriyorsunuz. Şunu kopyalarsınız. Ondan sonra internetten Chrome mu Firefox mu artık ne kullanıyorsanız size kalmış tercih konusunda. Ben Chrome kullanıyorum. Yapıştırdığınız takdirde direkt şu tek sayfa çıkacak. Driver Pack Solution şeklinde. Şurada download zip dosyası var. Şuradan göstereyim. Şunlar değil. Bunlar sadece driver'ın pack'in solüsyonun şey setup dosyası. Şu download zip'i tıkladıktan sonra şurada indirmeler kısmında gördüğünüz gibi Realtek Force diye çıkıyor. Şunu açtıktan sonra şunu masa üstüne atarsınız. Ondan sonra driver'ı seçerek şey yapabilirsiniz. Ya da setup dosyası yok. Yön göstermeniz gerekecek driver'ı kurmanız için. Sürücü güncelleştir. Bu bilgisayardan yüklü. Sonra indiririz masa üstüne çıkartırsınız. Klasör seçtikten sonra otomatikman sesi de buluyor. Yani size öyle bir kolaylık sağlamış olalım. Ekran kartı onboard. Şuradan bakalım. Intel'in ekran kartı var. Kamera oynuyorsa kusura bakmayın. Bir taraftan elle tutup öteki taraftan sizin için video çekmeye çalışıyorum. UHD grafik kartı varmış. Bunda hani oyunları açar, oynatır. İşlemci artı RAM yüksek olduğu için ama performans olarak oyunlarda ne kadar performans gösterir bilemiyorum. Onu oyun yükleyemeyeceğim. Arkadaş iş için kullanacak internet, ofis programları ve benzeri şekilde. Şimdi internet hızını test edelim. Şuraya YouTube'a girelim. İnternet hızım 75 megabit. Artı bunu 5G ile bağlandık. O yüzden biraz daha hızlı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bunları normalde eskiden YouTube'a reklam engelleyici yüklüyorduk da şimdi sıkıntı çıkartıyor. Ne yazalım? Lisanssız. Pil durumuna gelirsek %90'larda pil olmasına karşılık yaklaşık 9 saat gibi şarj durumu gösteriyor. Herhalde buna telif yemeyiz diye düşünüyorum. Ya da yiyebiliriz. Müziğe başladık. Son ses. Renkler canlı. Yani monitör performansı güzel. Ses kalitesi mükemmel değil. Cep telefonu sesi sanki bundan daha fazla çıkıyor gibi. Ama belki bu müzikten de olabilir. Şu İbiz'i açalım. Hızlı hızlı bir geçirelim. Oradan da şeyini görün. Şuradan çözünürlüğü 1080. 2K'yı alalım. 2K performansını da görün. Yani görüntünün canlılığı, netlik sizi tatmin edebilir vaziyette. Makinede 3 tane USB portu var. Makine ince, kibar. Ya çok ince değil ama hani normal laptoplara göre biraz daha ince. Şu çerçeve kısmı deyince ağırlık olarak da 3 kilo ağırlığında şeklinde diye düşünebiliriz. Neyse anlatmak istediklerim bu kadar. Videoyu da fazla uzatmak istemiyorum. Maksat nasıl format atabilirsiniz? SSD görmüyor. Nasıl SSD gösterebilir şeklindeydi. Bir de genel ön inceleme yaptık. Şuradan da adaptör çıkartırsak pil durumuna bakalım. Şuradan da görmüş olduğunuz gibi 9 saat 31 dakika diyor %100 dolulukta. Yani rahat rahat işinizi görebilecek bir makine. Şu andaki fiyatı 13-14 bin lira civarındaymış. Arkadaş Kasım ayında almış. O zaman fiyatı 9500 lira. Almak isterseniz ya da almak isteyen arkadaşlar ya da almış arkadaşlar nasıl format atılır onu göstermeye çalıştık tekrar. Başka videolarda görüşmek üzere diyoruz. Umarım video hoşunuza gider. Beğenirsiniz, paylaşırsınız, bize destek olabilirsiniz.
Başka videolarda görüşmek üzere.